Ki Yonca, evli demeyeyim de beraber e, yaşadığı ve bir, yani bir kızı var, iki yaşında bir tane çocuğu var, karısı 6 aylık hamile, böyle bir adamla kaçmıştı. E, ben de buradan söylemiştim, kardeşim fazla uğraştırmayın yani getirin. Gerçekten de Cengiz zaten cezaevi kaçkını, e, Yonca'yı karakolun önüne bırakıyor, Yonca da gidiyor karakola teslim oluyor. Kızımız 13 yaşında. Şimdi benim o çocuğa söyleyecek ne lafım olabilir 13 yaşındaki çocuğa? Hiçbir Alıp götüren. Şimdi götüren zaten kaçaktı. Yine kaçmaya devam ediyor. Yakalandığı zaman da çıkamayacağını o da biliyor. Bu işleri biliyorlar cezaevine girenler. Yonca'yı Yonca bıraktı. mı? Yonca'nın babası Yonca'yı bıraktı. Yonca'nın babası Ali Karada kızını almaya gitti efendim. Yonca gitti. Yani kızı bırakmış. Yonca da gitti karakola teslim oldu. <laughs> ben söylüyorum artık <laughs> Bakın ben bu evden e... Farkındaysanız son birkaç yıldır böyle bu yaşlarda mesela evden e, kaçan kızlarla ilgili konuları çok almamaya gayret ediyorum. Nedeni şu. inandığım konuları alıyorum. Şimdi bazı da aileler var bizi başlık parası için kullanmaya çalışıyorlar. Hani zaten o ona kızı verecek başlık parasını anlaşamamış kız kaçmış. siz bana bulun falan bira yok kardeşim ben Tabii. hani e, aradık zamanı da çok aradık hani Hı. onları bulmak mesele de değil evet. bir yerden sonra Hı. ama öyle başlık parası için artık kullanılmak istemiyorum. Ben gerçekten çocuğunu alıp Hani okutmaya devam edecek e, falan öyle ailelere inanırsam o çocukları almak istiyorum. Evet. Çünkü geri kalanı bana biraz hikaye geliyor. Bana göre 18 yaş bana göre değil kanuna göre de ahlaka göre de e, insan anatomisine göre de 18 yaşından küçük evlenmek doğru bir şey değil. Hele şu günümüzde 18 bile bana göre çok erken. İnsanlar okusunlar alsınlar diplomalarını ellerine ondan sonra sen sağ ben selam. Efendim, Bakın izleyelim. Bir şey bir Ben İstanbul'dan geldim. Buraya e, e, Yıldız Karakol'una kızının teslim olduğunu öğrendim. Karakol e, bu hastaneye göndermiş. Şu an için sosyal kuruma göndermişler genik testi için. Genik testi yapıldıktan sonra çocuğun inşallah Müge Hanım'ın da sayesinde bizlere teslim olacak. Çok teşekkür ediyorum. Bugünü sabırsızlıkla bekliyordum. Yeniden doğdum anamdan. Çünkü çocuğumun hasretlerini çekiyordum. Gerçekten yani çocuk hasreti yani dünyada her şeyden önemli. Allah kimseye göstermesin.